Ay Haluk, şu kanalları değiştirip durmasana. Ya başka kanalda daha iyi bir şey varsa nereden bileceğim? Ben seçiciyim kızım, bilinçli izleyiciyim. Emine. Baktım. Hah, bak bu güzel. Çaparı sallamak gibi bir şey. Tuşa bir takılıyor, olay bitiyor. Zapping uzmanıyım ben. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar Matem teyze. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda bu akşam bu evde mantı pişeceğini öğrendik. Yapma ya. Şunlara bakın. Menüye göre eve gelmeye başladılar artık. Vallahi telefonda mantı yapacağım dediydim ama bir baktım un kalmamış. Ben de kapuska yaptım. Ne? Bu fiyasko bu ya. Olacak iş değil ya. Şaka şaka. Biraz sonra hazır olur. Oh, oh. Nazar baba, nasılsın? İyisin. Merhaba. Sen küçükken de böyleydin. Sokakta bulduğun her canlıyı eve getirirdin. Ya baba, bunlara nasıl kıyayım ya? Baksana ne kadar sevimler. Ne olur biraz baksak. Ay babam, ne kötü espriler yapıyorsunuz ya. Öf. Ama havuç şaka yapmıyor Meltem teyze. Sevimliyizdir. Oğlum, çekil önümden. Tamam hadi bak. Nerede bu ya? Basri, eğer hemen önümden çekilmezsen şu kumandayı kafana çakacağım şimdi ha. Tamam Haluk amca. Çeksene oğlum önümden. Tamam, bak bu şaka değil ama yani Haluk amcan gayet ciddi. Çünkü bu kadar senedir televizyonla kendisi arasına hiçbir şey giremedi, ben bile. Bak hala cevap vermiyor. Abicim dürtsene şunu. Çocuklar, geldiğinizden beri başınızı bilgisayardan kaldırmadınız. Nasılsınız ha? Nasıl gidiyor okul? Ben bu kızı çok beğeniyorum. Beğene bas. Oo, duymuyorlar bile. Ya anne bir dur ya, şurada arkadaşı dürtüyorum. Şimdi ben üçünüzü de öyle bir dürteceğim ki göreceksiniz gününüzü. Bunları önce dürteceksin, sonra soruyu soracaksın Mert'ten. Kapa! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Emine abla, mantı pişti mi? Sen nereden biliyorsun mantı olduğunu? Sarımsağın kokusunu mu aldınız? Yok. Havuç Feyse yazmış. Akşama mantı şöleni var diye. Bir de internetten bir tabak mantı resmi bulup koymuş. Vallahi görünce insanın canı çekiyor. İnşallah tekrar. Sen inşaatta internete mi giriyorsun? Yok efendim, ben ara sıra böyle giriyorum. Maillerime bakıyorum, o kadar. Evet, mantı şöleni hazır. Herkes sofraya gelebilir. Meltem Hanım, sizin ıspanaklıyı da hazırladım. Sağ olasın Emine. Hadi buyur, Duygu. İki tane daha tabak getir. Belki sen de sandalye al, gel. Hadi sıkışırız hemen. Ayaklarımız kalır. Haluk'cum gel. Benim profil resmini değiştirsek mi ya? Bir aydır aynı. Sıkıldım abi. Ya kanka yeter ya. Ver benimkine de girelim. Son koyduğum videoyu kaç kişi beğenmiş onu merak ettim. Ana! Alper online oldu oğlum. Dürtsene şunu ya. Çocuklar hadi ama, sizi bekliyoruz. Hadi. Anne şu mesaja cevap vereyim, geleceğiz. Biraz sonra o bilgisayarı alıp başınıza çırpacağım ha. Çocuklar, siz biraz fazla ilgilenmiyor musunuz internetle? İlgilenmek mi? Bağımlısı olmuş bunlar, bağımlısı. Yani dünyayla bağınız kopuyor resmen. Ya anneciğim, mühim bir şeye baktık çıktık, amma abarttınız ya. Mühim bir şey dediği de arkadaşlarını dürtüyorlar. O mu mühim? Babam haklı. Arkadaşlar çok kaptırıyorsunuz kendinizi. Konuşana bak. Light damat da internete inşaattan giriyor. Yok babacığım yok. Ben arada sırada giriyorum. Böyle inşaat sektörüyle ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Yeme bize enişte. Bana atmadın mı mesaj? Akşam mantı varsa biz de geliriz diye. Gece yatağa bile laptopla giriyorsun belki. Ben. Ya çocuklar,
Eğer interneti doğru kullanırsanız elbette ki çok faydası var. Ama böyle sırf eğlence amaçlı kullanırsanız işte o zaman asosyal biri olmaya başlarsınız. Evet, biz doğru kullanıyoruz Meltem teyze. Evet ya, eğer doğru kullanmasaydık hafta sonu parti olduğunu öğrenemezdik değil mi? Boşuna çenenizi yormayın Meltem Hanım. Bu zibidiler hayatta bırakmaz bilgisayar. Şimdi... Emine dedi de aklıma geldi. Çocuklar size bir soru soracağım. Sor baba. Zor olursa da internette arama motoruna yazar, öyle cevaplarız. Diyelim ki biri gelecek size diyecek ki... alın size 1 milyon lira ama bir daha internet kullanmayacaksınız. Kabul eder misiniz? Ana. Evet. 1 milyon lirayı alacaksınız ama bir daha internete girmek yok. Ne diyorsunuz? Hiç mi? Vallahi az değil ha. İyi para. Allah Allah. Bir düşünsenize. 10 tane araba. Gezersiniz, tozarsınız. Parayı harca harca bitmez. Ama bir daha internete girmek yok. Hiçbir zaman. Bir daha internet yok. No internet. Bu teklife var mısınız, yok musunuz? Yani şimdi internete hiç mi giremeyeceğiz? Hayır. Ama 1 milyon lira alacaksınız. Ben bırakırım. Sen internet kullanmıyorsun ki Emine abla. Olsun, başlarım. Müptelası olurum. Sonra bırakırım. Yeter ki versinler bana o parayı. Ay amma zorlandınız çocuklar yani. Bu kadar büyük bir para da mı etkilemedi sizi? Meltem teyze haklı abicim ya. Süper para. Ben bırakıyorum. Diyelim bıraktın. Kızlarla nasıl konuşacaksın? İnternet şart mı oğlum ya? Yüz yüze konuşurum. Kanka o zaman kızlar seni görür, görünce de kaçar. Doğru ya. Ben internete yeniden başlıyorum. Vallahi ben bırakırım. Bırak hayatım. 1 milyonu kaptıktan sonra internete ben girerim. Sen de yanımda takılırsın. He? Yok öyle uyarıklık. İnternete bir daha hiç girmeyeceksiniz, hiç. Bir arkadaşa bakıp çıkmak da mı yok? Yok. Emre? Ya anne, gerçek hayatta ulaşamadıklarıma internette ulaşıyorum. Araba alan olmadığı için bilgisayarda araba oyunu oynuyorum. Havuç, 1 milyon lira veriyorlar. İstediğin kadar araba alırsın o parayla. Ya ön kaputta oturup fotoğraf çektirip onu Face'e koyamadıktan sonra 1 milyonun ne anlamı var Emine abla? Doğru. Biz internette hava atmak için istiyoruz arabayı. Yoksa ne yapalım? Biz kesinlikle bırakırız babacığım. Yani o parayla hayalinizdeki pek çok şeyi gerçekleştiririz. Sonradan pişman olacağım bir karar verme hayatım. Ben kazanırım o parayı. Acele etme. Vallahi ben alırdım o parayı. Sonra Hüseyin'e derdim ki ömür boyu aylaklığı bırakırsan sana o parayı veririm dedim. O zaman bırakalım oğlum ya, mis gibi para. Ben bırakmam oğlum. 2 milyon verseler belki düşünürüm. Ya Haluk amca pazarlık payı var mı? Meltem görüyorsun değil mi? İnterneti bırakmayı hayal bile edemiyorlar. Peki Haluk'cum, ben sana bir soru sorayım. Sor. Sana 1 milyon lira verseler, bir daha televizyon seyretmeyeceksin deseler. Ömür boyu. Ana. Evet. Yani al sana 1 milyon lira ama bir daha hiç televizyon seyretmeyeceksin. Var mısın, yok musun? Vay. Çok iyi soru ya. Babam için çok zor soru bu. Allah. Annem babamı fena köşeye kıstırdı. Evet Haluk, cevabını bekliyorum. Biz de merak ediyoruz baba. Bırakır mıydın televizyonu? Ya şimdi televizyon başka tabii yani. Nasıl başka? Televizyon da aynı internet gibi insanların hayatında yer tutan önemli bir şey. Kızım, televizyon hayati bir şey. Yani televizyon olmasa evde mobilyaları bile yerleştiremezsin. Her şey televizyona göre dizayn edilmiş. Bak, bütün mobilyalar televizyona bakıyor. Biz bir kere
İlk başta eve girdiğimizde önce televizyonun yerini belirleriz. Ondan sonra mobilyaları yerleştiririz. Ondan sonra işte fiş nerede olacak, anten nerede olacak, mobilyalar nasıl konacak, her şeyi televizyona göre ayarlarız. O yüzden televizyon önemli. Ama biz cevabını tam olarak anlayamadık. Cevap vermemek için oyalanıyorsunuz Haluk Bey. Anne, babam hastalanmış. Televizyon damarlarını işlemiş. Çok konuşma avuç kafa. Nedenmiş baba? Sen bizim internetimiz hakkında atıp tutuyordun. Şimdi sen cevap ver. Evet, televizyonu bırakmak hem daha kolay Haluk amca. Tamam Haluk'cum, sıkma sen canını. Çünkü ben senin cevabını biliyorum. Sen televizyon değil, ömür boyu bir hafta bile bırakamazsın. Bağımlı mıyım ben canım? İstediğim anda kapatırım, istediğim zaman açabilirim. Yani ben o kadar iradeliyim. Hiç aramam bile yani. Gel iddiaya girelim. Ne, 1 milyon lirasına mı? Tabii canım, yani 1 milyon verecek halim yok. Ama mesela şöyle bir şey diyebilirim sana. Eğer bir hafta boyunca televizyon seyretmezsen, bir daha senin televizyon seyretmene karışmayacağım. Hangi kanalı açtığına karışmayacağım. Dırdırlanmayacağım. Kumandanı saklamayacağım. Ne zaman istersen sana vereceğim ve senden istemeyeceğim. Bu 1 milyon liradan daha değerli. Bir dakika, doğru mu anladım? Eğer bir hafta boyunca televizyon seyretmezsem o kumanda hep bende olacak. İstediğim zaman bana getirip kumandayı vereceksiniz, öyle mi? Evet. Hızır gibi yetiştirin be, siz merak etmeyin. Kabul. Bir hafta televizyon orucu tutuyorum. Allah kabul etsin. Kumanda benim olsun.